Çekiyorum seni abi. Sonra vermişti. Taraflar olarak artık huzuru, birliği, beraberliği, kardeşliği, güvenlik güçlerimizin de fedakar gayretleriyle artık yaşıyoruz. Beyt-i Şevaplar'da artık önceden geçmişte olduğu gibi şimdi de devletiyle bütünleşmiş bir şekilde geleceğe daha da umutla bakıyor. Bu açıdan ilçemizdeki bu güzel atmosferin sağlanmasında saatlerimizin liderliğinde emeği geçenlere Beyt-i Şevaplar olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz efendim. Teşekkür. Jandarma Bölge Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Çakısöy Tugay Komutanımız, İl Jandarma Komutanımızla birlikte Beyt-i Şevap ilimize geldik, ilçemize geldik. Tabii Şırnak ilimizin 6 ilçesi var. Beyt-i Şevap ilçemizde en güzel ilçelerimizden birisi. Daha önce de gelmiştim bir iki kere. Özellikle de Kato ve diğer üst bölgelerini de ziyaret etme fırsatımız olmuştu. Bugün yeniden Beyt-i Şevap'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu, memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Tabii ilçede gerek güvenlik hizmetleri, gerekse eğitiminden sağlığına, sosyal hizmetlere kadar birçok hizmet alanında özverili çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda başta ilçe kaymakamımız olmak üzere üstün gayret ortaya koyan bütün kamu görevlisi arkadaşlarımıza, yerel yönetimde belediye başkanımızın şahsında yerel yönetimde görev alan arkadaşlarımıza, sivil toplum teşkilatlarına, esnafımıza, çiftçimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tabii toplumda birlik beraberlik çok önemli. Yakalamış olduğumuz huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesi hususunda herkese, hepimize görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimizde inanıyorum ki bu yoldan bir daha geri dönüş yoktur. Erkanıyla anılan Beyt-i Şevap oldukça eski bir yerleşim merkezi olup tarih içerisinde Huriler, Mittaniler, Asurlular ve Urartuların egemenlik alanına dahil olmuştur. Romalılarla Persler arasında da ulaşımdı Sayın Vali. Yine burada Sayın Kaymakamım biliyor, 100 yıllık bir ilçe ama ilkbaharda, sonbaharda suyu çamur gibi akıyor. Alper Paşa biliyor. Hala da öyle. Yani 23 yıl önce buradaydı. İlkbaharda, sonbaharda öyle. Yani işte, birçok proje uygulandı, işte arıtma tesisleri kuruldu ama arıtırılamadı. 6. Evet. Beden eğitimde. Sağ ol. Asuma çalışması durmaz. Sağ ol. Asuma çalıştırmış sönmez.